Merhaba. Önce sizi tanıyabilir miyiz? Aki Kompresör'de Dalga Kıran Bölge Bayisi'nde servis müdürü olarak çalışıyorum. Dalga Kıran Kompresör ve ekipmanlarının servis hizmeti, servis satış sonrası hizmetler bölümüne bakıyorum. Daha sonra işte yedek parça bölümü, kompresör bölümü, onlarla ilgileniyoruz. Evet, Ege'de kurulan Avrasya'nın en büyük tekstil ürünleri, tekstil makineleri fuarındayız. Sizin ürünlerden bahseder misiniz? Neler var sizde? Tekstil ürünleri fuarında kompresörümüz çalışmakta. Aynı zamanda tüm standların havalarını ve basınçlı, kaliteli basınçlı havalarını vermekteyiz. Ekipmanlarımızı kullanıyoruz burada. Ekipmanlarımızı gösteriyoruz. Aynı şekilde cihazımız şu anda çalışmakta. Özel bir serimiz var burada fuar için tasarlanmış. Inversus TPR serimizi kullanıyoruz. Evet, bu fuarın temiz havasını bu mu sağlıyor? Evet, bu makinemiz. Çok düşük seslerde, desibellerde çalışmakta. Yani 55 kW kompresörümüz bu. Peki başka nerelerde kullanılır bu makine? Tekstil sektörüyle ilgilenilen her alanda 5 kW'dan 160 kW veya daha büyük işletmeler için 315 kW'lara kadar tekstil sektöründe hava kullanılıyor. Bu örme, nakış, dikiş makineleri, kesim, lazer kesimciler, bu sektörlerin hepsinde hava olmazsa olmaz. Bugün bir petrole bile gittiğimizde en ufak lastik şişirmede bile kompresör kullanılıyor. Hava şu anda çevremizdeki en büyük etkenlerden. Kompresör çıkışından sonra hava tankımız. Hava tankımızdan sonra kurutmayı sağlayan, nemlendirmeyi sağlayan nem alıcı cihazımız, kurutucumuz. Daha temiz hava vermek için, sistemleri daha kaliteli ve pneumatik ömürlerini uzatmak için tekstil sektöründeki büyük maliyetlerin en büyük önlemenin amacı sistemdeki kurutucunun düzgün çalışması. Ondan sonra kimyasal kurutucumuz var. Bunlar da lazer sektörü ağırlıklı, gene pneumatik sektörleri için daha düzgün sonuçlar için. Hüseyin Bey, önünde bulunduğumuz cihazı biraz bahseder misiniz? Ne işe yararsınız? Nasıl çalışır? Burası biraz önce bahsetmiş olduğumuz gazlı kurutucu ile kimyasal kurutucuyu ayırt ettiğimiz cihazımız bu. Gazlı kurutucumuz artı 3 derecede 5 gram sisteme su verirken kimyasal kurutucumuzda bu değerler daha da düşük. Bakın zaten değişim yapıldığından itibaren direkt sistemde eksiye doğru gitmektedir. Bu ölçümlerin amacı sistemlerin gazlı kurutucudan sonra kimyasal kurutucu yapılarak kimyasal kurutucuların pneumatik sistemlerde buluşan büyük kaçakları ve büyük maliyetleri daha hızlı koruyacağına inandığımız için daha şey yapmaktır. Peki nerede kullanılıyor? Hangi sektör, nerelerde kullanılıyor bu makine? Bu cihazlar genelde tekstil sektörünün can damarı olan kompresörümüzün arkasına ekipman olarak verilmek. Bu ekipmanlarımız sistemleri korumak adına yapılıyor. Bu standımız hava kaçaklarının bize yıllık maliyetlerini analiz ettiğimiz bir standdır. Bu dokuma, örme, kenar kıvırma gibi, lazer kullanan işletmeler gibi havayla ilgili yoğun çalışan müşterilerimizde pneumatik birleşim aksamlarında oluşan maliyetlerini göstermek için kurulmuş demo bir standdır. Burada elimizdeki cihazımızla, termal kameralı cihazımızla firmalara giderek bunların ölçümlerini yapıyoruz ve müşterilerin yıllık hava kaçak maliyetlerini hesap ediyoruz. Burada kendi oluşturduğumuz standın üstüne bile 1 milimetrelik bir hava kaçağından yılda 60 euro olduğunu görüyoruz. Bu 100 veya 1000 adet çıktığında bu hava kaçağı 60 eurodan 6000 euro gibi bir rakamlara ulaşır. Bu rakamlara da baktığınızda ülkemizdeki kurla beraber çok yüksek meblağlar etmektedir. Zaten hava üretmek en pahalı şeydir. Çünkü elektrik, bakım masrafı, yatırım maliyeti bunların hepsinin yanı sıra böyle ufak detaylar da işletme için en büyük zararlara yol açmaktadır. Şu anda ekonomimizin zaten zorda olduğu bu dönemlerde böyle maliyetleri işletmemize kazandırmak için biz bu ölçümleri yaparak işletmelerin ekstradan harcadığı maliyetleri kurtarıyoruz.